Biraz sabır. Beni bebeğim. Sen de korkma babası. Gayet iyi durumda. Güçlü bir bebek bu. Efendim Ateş. Biz iyiyiz. Sorun yok. Seni buraya getirirken kısacık anda vicdanımın cılız sesini duyabilmek için kendimi o kadar çok zorladım ki. Feray, sen gerçekten benim en büyük sınavımsın. Yaman. Yaman. Feray. Nasılsın? Bebek nasıl? İyi misiniz ikiniz de? Büyütülecek bir şey yok. İyiyiz. İyiyiz. Eşinize bazı takviye vitaminler yazdım. Bebeğinizi sağlıkla kucağınıza almanız için de annesinin stresten uzak durması gerekiyor. Buyurun. Bebeğin babası benim, alabilirim. Kusura bakmayın. Söylediklerimi dikkate alırsınız. Teşekkür ederim. Yaman. Sağ ol oğlum, iyilenmişsin. Sağ ol. Ver şunu bana. Ya sevgilim, ıslanacaksın. Yağmur damlalarının yüzüme vurmasını seviyorum ben. Adı Yağmur olsun. Kimin? Kızımızın. Erkek olursa da toprak olsun. Çünkü yağmur ve toprak her zaman kavuşurlar. Yaman. Yani şimdi yağmur ve toprağın başka kardeşleri de olur tabii. Damla, çınar, yaprak. Sence başka ne olabilir sevgilim? Sevgilim, bizim kaç çocuğumuz olacak? Yani artık şimdi kaç tane olursa. Nasıl kaç tane olursa? Niye? Yaman. Ya bak, böyle Yaman diyorsun ya sen.
Hayırdır? Erken geldiniz. Feraye biraz rahatsızlandı Hüsten. İyi geceler. Ne oldu? Yüzün asık. Tabii. Arkadaşlarının yanında utandırdı seni, değil mi? Belliydi zaten. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Her şeyi kafanda kuruyorsun, bilip bilmeden konuşuyorsun. Başka düşüneceğin bir şey yok mu senin? Yok. Yaman da geldi, yüzü beş karış. Aşağıya bahçeye indi, ne yapıyor bilmiyorum. Yanına yaklaştırmıyor. İki evladım da bana kabus yaşatıyor. Bakalım Okan son darbeyi nasıl vuracak? Bakalım. Bakalım. Kaç. Kaç sen, kaç. Haklıyım çünkü. Haklıyım. Bunları düğün takılarıyla beraber annene teslim edeceğim. Bilgin olsun. Anlamadım. Hiçbirini takmayacak mısın? Ateş, bunlar benim değil ki. Ben gittikten sonra da ait oldukları yerde kalmalılar. Ama bu makas benim ömrüm boyunca aldığım en özel hediyelerden biri olarak kalacak. Ve ben yapıp sattığım ilk tasarımımı bu makasla keseceğim. Ve kazandığım parayla da sana muhteşem bir hediye alacağım. Tamam. Anlaştık. Feray, bu akşam ben sadece sana dürüst olmak istedim. İçimden geçenleri söyledim senden hiçbir karşılık beklemeden. Diğer türlüsü ikimize de haksızlık. Ne seni kandırmak istedim, ne de kendimi. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Eğer izin verirsen, bir ömür senin mutlu olmana yardımcı olmaya çalışırım. O kadar. Ateş, ben seni mutlu edemem. Sevgilinle aranızdaki bütün kapıların kapandığına emin misin?